Selamlar dostlar, yeni bir videoyla da tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta aracımızın güneş paneli arkasında bir düzenlemeye gitmiştik. Hatırlarsanız çekmeceli bir sisteme dönüştürecektik. Tam da bu yüzden dolayı normalde iki tane yan yana olan güneş panelinin parçalarını ikiye bölüp onların raylarını da ayarladığımız bir videonun içerisindeydi. Bu hafta da yapacağımız işlemlerin bazılarının kayıtları olmadığı için bunları birazcık sözel anlatacağım. Bazılarında elimde olan çizimleri göstereceğim. Bazılarında da ufak tefek çekmiş olduğum videolar var. Bunlar da devam ediyor olacağız. Bizim aracımızın orta tavan hekini yaptığımız sıralarda aracın üstüne teras alanımız için hazırlamış olduğumuz bazı demirler de mevcuttu. Bu demirleri ne için kullanıyorduk? Normalde biz orta tavan ekini yerleştirdiğimiz zaman aynı gün içerisinde biz aracın tavanına şöyle çiviler, yani ticler dikmiştik. Yaklaşık 20 milimlik ticler ya da 22 milimlik ticler alıp bunların parça parça kesip şaseye kaynatacağımız bir şekilde alt tarafına bir parça koyarak bunları kaynatmıştık her birini. Şimdi bu çıkarmış olduğumuz ticlere bir işlem yapacağız. Onun dışında bir de normalde aracımızın ön tarafında bir tavan eki daha bulunuyordu. Şimdi bu tavan eki yerine de şöyle bir işlem yapacağız. Buraya biz bir tavan kliması koymak istiyorduk. Onunla ilgili işlemler yapacağız. Tavanımız için biz bu tijleri çakmış durumdaydık. Normalde aracın iki tane tavan eki vardı. Biz bunlardan bir tanesini söküp cam bir tavan ekine dönüştürmüştük. Havalandırma ekini tavan ekine dönüştürmüştük. Açılır bir imdat tipi bir yönteme dönüştürmüştük. İkincisini de ön tarafta bulunduğu için ve benim çalışmalarıma daha yakın olduğu için buraya da tavan kliması yerleştirmeyi planlıyorduk. Şimdi tavan klimasını yaparken öncelikle neler yaptık ondan bahsedelim. Daha öncesinde bir tavan ekimiz vardı. Buradaki malzemeleri söktük. Birleşim yerlerindeki parçaları kopardık. Ve şöyle bir bizim tavan ekimiz oluşmuş oldu. Bu tavan eki içerisinde karşıdan karşıya iki tane dayanma yapabileceğimiz ve çektirme işlemi yapabileceğimiz bir parça yerleştirmiş olduk. Böylelikle klimanın içerisindeki vidaları sıkarak, elindeki ticileri sıkarak biz de aslında yukarıdan aşağıya doğru baskılacak bir yöntem oluşturmuş olduk klima için. Sonrasında da buranın kendi doğal yüksekliğini kullanarak aslında içeri su girmesini de engellemiş olduk. Biz yine ekstradan da şu kapak boyutlarında bir tane kontra yaptık. Bu kontrayı normalde şuradaki köşelerden tamamen silikonlayarak kontra yerine oturtturduk. Oturtturduğumuz kontranın da üzerinde normalde şuradaki delik kadar bir delik vardı. Böyle bir delik açtık. Sonra klimamızı da yine kendi içerisinde çıkan bir süngerimsi, su geçirmez bir kauçuktan bir malzemesi var normalde klimanın. Bu klimayı da buradaki kontranın üzerine yerleştirdik, döndük ve klimamızı bu parçanın üzerine oturtturmuş olduk. Klimanın da bitmiş halinde şöyle gösterebiliriz herhalde. Bu şekilde montajını tamamlamış olduk. Terasını biz sonuçta 8 farklı noktaya gücünü yüklenmesini sağlıyoruz. Bu yüzden bu 8 nokta bizim için taşıyıcı olarak ayarlamış olduğumuz daha kalın, daha güçlü demirlerimiz vardı. Şu anda da ekranda göreceğiniz gibi. Bu demirlerle bu ticlerden çıkan, bu ticleri düşünün. Şu bir tij olduğunu düşünelim. Biz bu tije döndüre döndüre bir tane somon yerleştirdik. Bunun üzerine geldik buraya. Buradaki parçayı deldiğimiz yerlere şöyle bir şekilde parçamız yerleştirdik. Üstüne bir tane daha tiş sıktık. Bir aksilik olduğunda, tavan ekini çıkarmamız gerektiğinde veya benzer bir durum olduğunda sadece biz bu üst taraftaki vidaları söküp tüm sistemi kaldırıp başka bir yere koymamızı sağlayacak bir işlem için aslında bunu yaptık. Olur da muayenede takılırsak, olur da tüftürükte bir şey olursa vesaire vesaire gibi süreçlerden ötürü bu tarz bir yöntem, çıkarılıp takılabilir bir yöntem tercih ettik. Belki zamanı gelir deriz ki biz bunu kullanmayacağız. Daha güzel bir, daha görselde bir şey yapacağız. O zaman da aynı şeyi kullanabiliyor olacağız mantıklı. Bu yüzden bu tarz bir yöntem tercih ettik. Önceki hafta yaptığımız şeyleri anlattığımıza göre, sistemin akışını anlattığımıza göre, yapım aşamalarına başlayacağımız anlarda tavan klimamızın aslında kablosunu kabine indirmekle ilgili birkaç çalışma yapacağım ve aracımızın arka su deposunun dış bağlantı elemanlarını hazırlıyor olacağım. Her zamanki gibi videomuzun yapım aşamalarına başlamadan öncesinde kısa bir şekilde ödemeler. Biz yapacağımız işlemlerde kaynak işlemi yapacağımız için öncelikle bir kaynak maskemizdeki camı kirlenmişti. İyicene kullanılmaz hale, görünmez hale gelmeye başlamıştı. Bir tane kaynak camı ve yanında da birkaç tane kesme taşı satın aldım. Buna 75 TL bir ücret ödemiş oldum. Sonrasında da atıştırmalık olarak birkaç şey aldım. Abur cubur bu işle yaparken çalışabilmek adına. Alsana Bilge Can dede. Sen iyi misin? Çalışırken bir şeyler yiyebilmek adına buraya da 90 TL bir ücret ödemesi yaptım. Ve usta ücreti olarak da 1000 TL bir ücret ödemiş oldum diyebiliriz. Ödemelerimiz de bu kadar. Daha fazla bir ödememiz yok. Buradan sonrasında yapım aşamalarına geçiyoruz. Hazır mısınız? Başlıyoruz!
Şimdi arkadaşlar, klimamızın kendi içerisinde bir sigorta ile aslında geliyor. Kablonun içerisinde aslında bir sigortası da var. Evet, bu sigortayı normalde kullanıp direkt olarak AKÜ'ye bağlayabilirsiniz bu klimaları. Fakat ben buradaki sigortayı kısmını kullanırsam açmam gereken delik çok daha büyük olacak. Ayrıca ben bunu elimde sigorta kutusu hazırladığımda buna özel bir sigorta bölümü alacağım ve onu tekrardan buradaki sigortaları yine yerleştirerek aslında yerleştirmiş olacağım. Kısacası aslında buradaki kablo üzerindeki sigorta bacağına aslında ihtiyacımız yok. Bunu keseceğiz ve tekrardan aracımızın aşağısına doğru yönlendireceğiz kablomuzu. Bu arada sökmemize de gerek yokmuş. Bu temelen iki bacağı var. Bacaklardan birini çıkardığımız anda bu işimizi görecek. Geçen haftalarda hatırlarsanız arkadaşlarımla lambillerin bir kısmını döşemiştik. Tam da bu yüzden aslında ben bunu şu üst yan bölümden en arkaya doğru yollamayı planlıyordum bu kabloyu. Sonradan aklıma geldi ki biz lambillerin bir kısmını yerleştirdik. Ben bu kabloyu aşağıda karşılayıp yönetemeyebilirim. Ama deliği de bir miktar açmış bulunduk elimizdeki aletle birlikte. Yani deyip ne yapacağız burayı deyip silikonla burayı tekrardan dolduracağım ve biraz daha sol taraftan tekrardan yeni bir delik açarak işlemlerime devam edeceğim. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Direkt olarak normalde bu parçadan ben geçirerek kabloyu aşağıya göndermişim. Bunu yapmasanız da olurdu. Kablonun direkt etrafını da düzgün bir şekilde sararsanız aynı iş olurdu. Fakat şöyle bir sebepten ötürü ben bunu bu şekilde kullandım. Eğer kablo belli bir süre sonrasında sıcak soğuk sıcak soğuk göre göre çatlarsa bu kablo borusu yine aynı şekilde içeri su almaya devam edebilir. Ama bu şekilde bir yöntem kullanırsanız kablo çatlasa da en azından sadece şu beyaz parçanın etrafına geçemez. İçerisine geçemez. Oradaki içerisindeki bölümü de kablo kanalı çatlasa bile içerisinde kabloya kadar ki kısmı adam akıllı silikonlarsınız ve sonrasında bir daha su kaçağı gibi bir derdiniz olmaz. Bu yüzden böyle bir parça kullanıyorum. Silikonun iyicene kendine ve yerine oturana kadar ağırlık yapsın diye elimdeki makineyi bırakıyorum ve bir sonraki işime geçiyorum. Sonrasında fark ediyorum ki bu makineye de ihtiyacım olabilir. Yine makine yanımda dursun. Bir tane kalasımız var. Bu kalası hala kullanıyorum bu arada. Aracı bir bayırda bir yerde bir şeyde park edersem diye bu kalasla birlikte hemen tekerleğin altına koyuyorum ve devam ediyorum yoluma. Şurası bir kapansın. Şimdi yapacağımız olay şu. Şunun hizasında bir yerde su deliği için delik açacağım. Elektrik sistemimizi döşediğimizde şöyle bir şey iyidir herhalde. Aracımızın dışarısından rahatça görebileceğim bir delik açmaya çalışıyorum sadece üzerinde. Ki açacağım yeri daha net bir şekilde, daha rahat bir şekilde görebileyim. Burada yapmaya çalıştığım şey tamamen bu. Tabii ki açıdan ötürü yeterli gücü üretemediğim için saçma sapan böyle hareketlerle, nefes şeyleriyle bu işi yapıyorum. Kamerada zaten düşüp düşüp duruyor. Benim hareketimle aracın hareket etmesinden ötürü. Su kapağını açarkenki bölümün dış çekimlerini görüyorsunuz. Bir anda atlamış oluyoruz çünkü o anları görüntüye almamışım. Bunları hızlı bir şekilde anlatayım burada ne yaptığımızda. Elimizde bir tane kademeli bir matkap ucu vardı. Bu matkap ucuyla belli bir derinliği açmaya çalışıyorduk. Fakat bizim parçamız çok daha derin, çok daha büyük bir bölümü eriştirmeye çalışıyordu. Öncelikle ne yaptık? O parçanın boyutu kadar bir daire çizdik ve bu daireyi öncelikle işaretledik. Sonrasında da matkapla belli başlı yerlerini deldik. Çürütebildiğimiz kadar çürüttük. Sonrasında da spiralle kalan o matkabın aralarındaki parçaları aldık. Yuvarlak bir şekilde kesmek için
sürelim biraz daha eğimini de kullanarak şöyle şöyle hareketler yaptırarak aslında ovallık oluşturmaya çalıştık ve şuradaki parçayı bu hale getirdik. Şimdi videonun sonuna geldik. Bu şeyle ilgili başka bir kayıt yok. Sonra zaten birkaç hafta ustanın müsait olmasını beklediğim bir sürecin içerisine gireceğim. Burada da yaptığımız işi söyleyelim. Su girmeyecek şekilde silikonladık. Sonrasında da doğru bir şekilde hizaladık. Hizaladığımız yerden sonrasında da akıllı vidalarla da deliklerini açarak aynı zamanda montajlamalarını sağladık. Böylelikle yerinden oynamayacak hale getirmiş olduk. Evet arkadaşlar, bu videoyu daha da uzatmamak adına burada bitirelim. Umarım hikayelerimizden, tecrübelerimizden zevk alabilmişsinizdir. Benim de bu videoda ya da karşılaştıysanız sağ üst köşede bulunan oynatma listesinden veya açıklamada bulunan oynatma listesinden bu serimize en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna gelirken sosyal medya linklerimiz açıklamada bulunmakta. Bizleri buralardan da takip edebilirsiniz. Ve son olarak bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, yaptığımız doğru veya yanlış şeyler hakkında bize bilgi vermeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.